İçinde bulunduğumuz bu mevki Gülbayır Köyü, Tavuklu Bucağı mevkii olarak anılmaktadır. Bu topraklar M.Ö. 2000 yılından itibaren insanların yerleşim yeri olarak kullanılmış, güzel bir barınak oluşturulmuş, korunaklı bir merkezdir. M.Ö. 2000'den günümüze kadar geçen 4000 yıl boyunca itina ile korunan bu bölge Bizansların da ilgisini çekmiş ve merkezi Erdemli köyü olan önemli bir medeniyet merkezi haline gelmiştir. Erdemli'ye yakın olması dolayısıyla bu bölge Bizans komutanları tarafından askeri üs olarak kullanılmıştır. Bizans komutanlarının çevreden topladığı vergiler veya baskınlarla elde ettiği hazineler efsanesi dilden dile dolaşılarak günümüze kadar abartılarak gelmiştir. Bu fikir doğrultusunda bazı hazine avcıları bu güzelim beldeyi kazarak tarihi katliama yol açmaktadır. Kayalık bölgelerde yer alan bazı tüneller, birbirine bağlı dehlizler hazine avcılarının daha da ilgisini çekmekte. Hatta içeride havasız kalarak vefat ettikleri bile görülmektedir. Tarihi katliama bir an evvel son vererek bu güzelim toprakların, bu güzelim medeniyetin kurtarılması bizim için bir milli borçtur. Tavuklu Bucağı ölen yeri derler buraya. Rum komutanının karargahıymış buralar. Ama defineciler 17 yıl önce de burada 300 metre ileride 350 şik derler. Orada 2-3 kişi hayatını kaybetti. Şimdi de burayı talan etmeye başladılar. Gün gün buranın molozları artıyor. Ya doğayı tahrip ediyorlar. Tarihi buralar, yani geçmişimizin tarihi. Buraları haşat ediyorlar. Yazık günah, doğayı böyle etkilenmesi insanın zoruna gidiyor. Karargah olarak kullanılmış. Karargahın gözetleme yeri var içeride. Yukarıda oranın ağzını açmışlar. Giriş tarafını. İşte doğayı mahvetmişler. Bu definecilerden bayağı bir sıkıntılıyız yani. Buranın turizmine kazandırması için Turizm Bakanlığı'ndan yardım bekliyoruz inşallah. Defineciler artık modernleşmiş, hiltiyle kazıyorlar. 6-7 metre aşağı inmişler. Bir de karşı tarafa, sağ tarafına doğru kazarak gitmişler. Yani bayağı çok tahrip etmişler.